Herkese merhabalar. Yepyeni bir TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programıyla karşınızdayız. Ben Çiçek Çizmeci. Bugün de yine Türkiye'deki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri konuşacağız. İlk önce Çin'e gidiyoruz. Çin'in Baidu şirketinin Örne isimli bir e, ChatGPT benzeri bir e, üretken yapay zeka modeli var. O modelin bir yenisi tanıtıldı bu hafta. Öyle ki ChatGPT 3.5 geçtiğini söylediği bir Örne 3.0 modeli vardı. Ama tanıtımı yapılırken geçtiğimiz aylarda e, tam zamanlı, eş zamanlı olarak bir gösteri yapılmadı da kaydedilmiş olan gösterimler izlettirilmişti. Şimdi ise Örne 4.0 tanıtıldı ve burada gerçek zamanlı olarak bir dövüş sanatları alanında bir roman yazdığını gösterdi. Baidu'nun CEO'su Robin Li ve Pekin'de düzenlendi bu arada bu etkinlik. Bunun yanı sıra ayrıca Örneği 4.0'ın reklam afişleri ve videolar oluşturabildiğini de bu arada CEO aktardı. Ama analistlerin ve endüstri uzmanlarının pek etkilenmemiş olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bir önceki etkinliğe nazaran çok fazla Örneği 3'ten beri çok fazla bir gelişim olmadığını söylüyor bunu izleyen analistler. Peki başka ne gibi yenilikler var? Baidu Drive ve Baidu Maps de dahil olmak üzere Baidu'nun tüm ürünlerine bu üretken yapay zeka entegre olacağını ayrıca aktardılar. Çin'in en büyük internet arama motoruna sahip Baidu ve Mart ayında Ernie tarafından desteklenen ve Ernie Bot olarak adlandırılan bir sohbet robotunda piyasaya sürmüşlerdi. Ancak e, sadece önceden dediğim gibi kaydedilmiş senaryolar gösterdikleri için büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. E, bu arada örneği kullanmaya başlayabiliyoruz. Fakat bunun için e, Çin'e ait bir e, telefon numarasına ihtiyacımız var. Kendi e, Çin'in dışındaki e, hatlarla maalesef şu anda örneği 4.0 e, üretken yapay zeka modelini kullanamıyoruz. Eğer böyle bir telefon hatına sahipseniz e, şu anda kullanıp deneyebilir. Hatta e, GPT nin modeliyle de kıyaslayabilirsiniz. Ee, Örneğin şu ana kadar kamu kullanımına açılmasından bu yana 45 milyon kullanıcıya ulaştığını da söyleyelim. Ee, ChatGPT'ye baktığımızda ise şu anda 200 milyona yakın neredeyse kişiye ulaştı. Yani ona yani Çinle Çin'in Baidu'sunun Örneği'siyle ChatGPT'yi kıyasladığımızda arasında neredeyse 4 katı bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Çin şu anda en az 100 30 büyük dil modeline sahip olduğu da biliniyor. Yani bu Ernie Botun'un yanı sıra farklı şirketlerin de şu anda farklı büyük dil modelleri üzerine çalıştığını ve bunun 130'un üzerinde en az 130 olduğunu söylüyorlar. Bu sayı küresel anlamda baktığımızda toplamın %40'ını temsil ediyor. Ama şu anda bu alanda Amerika %50'lik payla lider durumla sonra Çin geliyor. Yapay zeka üretken modelleri PC'ler ve Mac'lere baktığımızda, yani bilgisayarlara baktığımızda Mac kullanıcılarının %42'sinin yapay zeka tabanlı uygulamaları günlük olarak kullandığını ortaya çıkarmış bir rapor. Ukraynalı bir yazılım şirketi olan Setup tarafından hazırlanmış bu rapor ee, ayrıca kullanıcıların yüzde 63'ü de yapay zeka uygulamalarının geleneksel uygulamalardan daha faydalı olduğuna inandıklarını da ayrıca dile getirmişler ee, Mac uygulama geliştiricileri de tabi bu trende ayak uyduruyorlar ve yüzde neredeyse 44'ü zaten yapay zeka veya makine öğrenim modellerini uygulamış durumdalar ve 128 de zaten bu teknolojiyi Entegre etmek üzerine çalışıyorlar yıllık bir raporun parçası olan bu araştırmada da 1241mek kullanıcısına e, Sormuşlar ve ankete katılanların da yüzde yetmişi M1 veya M2 çipli bir Mace sahip olduğunu söylemiş. Yani bu da aslında şunu gösteriyor. Şu anda bu 1241 Mac kullanıcısının yüzde yetmişi eğer M1 M2 çipli bir Mace sahipse demek ki çoğunlukla herkes genelde bilgisayarlarını hani Maclerini değiştirip son sürüm, son sürüm ya da son çipe sahip meklere sahipler. Raporda ayrıca en popüler yapay zeka uygulamalarını sıraladıklarında da bu uygulamaların başında Google'ın Yapay Zeka Bardı ve Microsoft’un Bingi bulunuyor. Şimdi e, baktığımızda ChatGPT’in çıkmasıyla ve Microsoft’la yaptığı e, anlaşma ile beraber aslında Microsoft Bingi daha mı çok kullanılır diye düşünürken e, Google da e, bir yandan bu yarışta hızlıca ön safhalarda yerini aldı ve kendi Yapay Zeka Bardı çıkarmıştı ve görüyoruz ki e, gerçekten hani o yarışta Google ve Microsoft e, beraber bir rekabet içerisindeler geçelim birbirinden kaliteli içeriklerle dolu haberimize herkesin izleme alışkanlıkları farklı farklı kimi ile de film izlemek ister kimi bir maç izlemeden uyuyamaz kimi belgesel izlemeden yaşayamaz kimisi ise bir gecede dizinin bütün sezonu bitirmeden yerinden kalkamaz Neyse ki siz ne zaman ne izlemek isterseniz TV Plus her zaman yanınızda Dizi aşıkları için başka hiçbir yerde olmayan The Walking Dead, Daryl Dixon, Poker Face, Tulsa King, Mayor of Kingstown ve daha birçok heyecanlı dizi, sporsuz yapamayanlar için Şampiyonlar Ligi heyecanı, grup haftalarında 4 müthiş maçla Exxen TV ile TV Plus'ta. Üstelik La Liga, Serie A, Euroleague, NBA ve Formula de Espor'la TV Plus ekranlarında. Ayrıca tüm bunların yanı sıra Blue TV'nin sevilen içerikleri de Blue TV Play 1 ve Blue TV Play 2 kanallarıyla TV Plus'ta sizleri bekliyor. TV Plus izlemek isteyeceğiniz her şeyi bir araya toplayan bir süper içerik platformu. Siz de doya doya izleyin, doya doya eğlenin. TV Plus izlemenin bir artısı. Bu hafta bir de Adobe'nin bir e, etkinliği oldu e, ve bu etkinlikte Max etkinliği. Ee, ve bu etkinlikte en öne çıkan e, konu hiç kuşkusuz desen değiştiren giysiydi. Bu desen değiştiren giysi prototipine e, Primrose ismini vermişler. E, ve bu Primrose e, giysisi e, bir hanımefendi böyle bir e, straplez elbise ile çıkıyor. Ve en, e, ekranda gördüğünüz en soldaki haliyle çıktı daha sonra bir anda üzerinde hiç değiştirmeden ortadaki haline ve daha sonra en sağdaki haline geldi. E, nedir peki bu? Akıllı ekranlardan oluşuyor bu kumaş. E, daha önce bir çanta üzerinde de tanıtılmıştı. E, Şimdi dek daha önce ne görmüştük? Hani e, boya teknolojisine sahip e, renk değiştirebilen bir araba görmüştük. İşte bir çanta görmüştük renk değiştirebilen. Şimdi Adobe bunu e, bir üst seviyeye taşıyarak Primrose projesi ismi adı altında modaya daha fazla entegre ederek artık işte giysilerin üzerine bunu yapmaya başladı. Ve bu esnek tekstil ekranları ismiyle tanıtılıyor. Ve potansiyel kullanım amacının nereler olabileceği düşünüldüğünde de aslında tekstil alanında pek çok yaratıcı fikre hatta sadece tekstil Dediğimizde e, giysi olarak da düşünmeyelim. Ev tekstilinde de ayrıca e, kullanım alanları da muhtemelen olacaktır. Bunun dışında tabii farklı araçlarını da tanıttı ama tabii ki en fazla damga vuran bu oldu. Düşünsenize hani giydiğimiz giysileri... E, gün içerisinde bir e, tuşla değiştirebiliyor olacağız. Bu gerçekten devrim niteliğinde olacaktır. E, bunun dışında Adobe farklı araçlarını tanıttı ama onlar daha çok video düzenleme ya da fotoğraf düzenleme ile ilgili konulardı. Onlar peki neydi? E, mesela Generate Fill'i e, tanıtmıştı. E, bu Photoshop'ta herhangi bir alanını e, seçtiğinizde o alanı değiştirebiliyordunuz bunu bu ilk bahar 2023'ün ilkbaharından beri kullanıyorduk şimdi Project fast Fill tanıttı Bu da Yapay Zeka tabanlı bir araç ve nesne ekleyip kaldırabiliyoruz videolarda şimdi bir önceki photoshopta resimlerdeydi bu ise videoda Bunun dışında da Ayrıca yine Photoshop'ta da bu felsefiyi kullanabiliyoruz. Yine kolayca nesneleri ekleyip kaldırabiliyoruz. ve bir de düşük çözünürlüklü resimleriniz, videolarınız ya da gifleriniz varsa, onların kalitesini büyük ölçüde artıran ayrıca yine bir yapay zeka tabanlı bir araç geliştirdiler. Şu anda ben mesela halihazırda özellikle bir resmin kalitesi düşükse onun kalitesini artıran farklı uygulamalar kullanıyorum. Adobe dışında internette farklı farklı böyle araçlar var ama videonun kalitesini e, düşük yani çözünürlüğü 480-360 olan bir çözünürlüğü işte 1280'e 960'a yükseltmek e, neredeyse e, piksel sayısına top, toplam piksel sayısına yüzde 675'lik bir arttırma anlamına geliyor. İşte bunu başarabilen e, bir e, araç geliştirmişler. Bu da şunu e, aklıma getiriyor. Bundan sonra işte eski görüntülerin kullanıldığı herhangi film ya da belgesellerde o görüntülerinde kalitesi artırılabilecek. Bu da güzel haber. Elon Musk bu arada e, Twitter'ın ücretli yani X'in ücretli olmasına yönelik testlere başladı. E, öyle ki Yeni Zelanda ve Filipinler'de şu anda yeni açılan e, ve işte tweetler, retweetler yapan, yeni açılıp kullanılmaya başlayan tweet hesaplarına 1 dolar değerinde bir fiyat bir fiyat biçti diyebiliriz. Ve eğer yeni bir hesabınız varsa, Yeni Zelanda ve Filipinler'de eğer yaşıyorsanız o zaman 1 dolar ödemeniz gerekiyor. Bunun sebebini de Elon Musk özellikle botlarla savaşma mücadelesinde ee, önemli olacağını söylüyor. Ee, böylelikle hani botların hepsinin hara ödemesinin çok kolay olmayacağını, dolayısıyla işte bu botları bertaraf etmek için de e, ücretli olmasından yana olduğunu da söylüyor. Ama tabii e, ileriki zamanlarda ne olacağını göreceğiz. Ama şu, şu da önemli. Hani bir yandan e, TikTok da aynı şekilde ücretli olmak istiyor. Instagram'da işte subscribe yani üye ol butonuyla beraber orada da ücretli olabiliyorsunuz. Youtube'da da aynı şekilde ücretli seçenekler var. Dolayısıyla hani bu sosyal medyanın ücretsiz olma durumu biraz geride kalacak gibi. Nasıl ki işte Netflix işte ve benzeri platformlara para ödeniyor sosyal medyada herhalde para ödenen bir alan olacak gibi görünüyor. YouTube'da bir yandan reklam engelleyicilerle savaşıyordu ve artık e, öyle bir noktaya geldi ki teknolojisini geliştirdi ve bundan sonra hani bir eklenti ekliyordunuz ve reklam el, ek, e, reklamları e, atlatabiliyordunuz para ödemeden. E, şimdi işte onlara artık izin vermeyecek, onları anlayan e, bu bir teknoloji geliştirdiler e, ve böylelikle artık hani e, para ödemek gerekecek. Bu bir nevi aslında korsanla savaşmaya da benziyor. Dolayısıyla Hani eğer reklam izlemek istemiyorsanız da YouTube Premium'a üye olmak gerekecek. Microsoft bir yandan pek çok farklı yenilik yapıyor. İşte hem bulut sisteminde hem işte yapay zeka ile beraber, OpenAI ile beraber, senelerdir kullandığımız araçları var. Derken bütün bunların depolanacağı alanlar alanlara ihtiyaç var ve o alanlarında çok fazla yer kaplamıyor olması, çok fazla karbon salınımı yapmıyor olması gerekiyor. Şimdi yeni bir haber var. Microsoft'un 7 terabayt kapasiteli Cam depolaması binlerce yıllık ömür vadediyormuş. Öyle ki bu proje proje silika silika adıyla geçiyor ve geçtiğimiz sene yeni bir depolama teknolojisi duyurmuştu Microsoft. Uzun vadeli kalıcı depolama ihtiyacına yönelik oluşturulan depolama teknolojisi. Avuç içi büyüklüğünde cam bir alana terabayt düzeyinde veri kaydedebilmeyi mümkün kılıyor. Yani öyle büyük büyük alanlar değil ee, ve Microsoft Proje Silica'yı bulut depolama sunucu pazarına yönelik sürdürülebilir bir depolama aracı olarak konumlandırmış durumda. Microsoft'un açıklamasına göre her cam modül 7 terabayt veri depolayabilecek ve 10 bin yıl ömr'e sahip olabilecek. Şimdi bir yandan hard disklerimize baktığımızda mesela 5 yılda bir onları e tekrardan başka bir yere depolamak gerekiyor. İşte e, teyplerde depolanan verilerde en geç 10 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Medya yenileme işte de tabi zahmetli bir iş. Ayrıca yüksek enerji sarfiyatına ve potansiyel veri kayıp kayıplarına da neden oluyor. Şimdi cama kaydedilen verilerse suya çizilmelere, sıcağa ve elektromanyetik etkilere de dayanıklı olacak ve binlerce yıl saklanabilecek. Bu gerçekten e, yine devrim niteliğinde diyebiliriz. Buna da e, pasif yapıda e, olduğu zaman da bu kütüphanede sistemdeki tüm karmaşıklık ve güç robot tarafından e, desteklenecek. Bu proje silikada e, e, tabii hala ticari olarak hazır olmadıklarını kabul ediyorlar ama firme, firmanın hedefine ulaşabilmesi için de e, aşması gereken e, bazı Problemler olduğu belirti yok fakat bunlar da aşıldıktan sonra çok büyük bir dertten kurtulmuş olacak aslında teknoloji şirketleri. Böylelikle artık çok ufak alanlarda çok büyük veriler Binlerce yıl boyunca e, saklanabilecek. Bu da çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Mars'tan yeni haberler geliyor. İşte Mars'a gitme projesi üzerine konuşuyoruz. NASA bunun için çalışıyor. SpaceX çalışıyor. E, ve öyle ki Mars'ta şu anda hali hazırda da e, araçlar bulunuyor. Mars'ta şimdi devasa bir krater bulunmuştu. Bu kraterin önemi suyun olup olmadığına dair izler bulmak amacıyla aslında bulunuyor. E, bu kratere bakılıyordu. Şimdi yeni görüntü Arizona Üniversitesi Araştırma Enstitüsü çalışanları tarafından paylaşıldı. Ee, ve bilim insanları HiRISE kamerasının yardımıyla bazı fotoğraflar paylaştılar. Gerçekten büyüleyici görünüyor. Ee, bu HiRISE Mars'ı keşfetmek üzere tasarlanan ve Lockheed Martin tarafından inşa edilen MRO isimli Mars... Reconnaissance Orbiter adlı aracın bir parçası ve proje 720 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Bu MRO kısa süre önce gezegenin yüzeyinin devasa bir krateri gösteren ayrıntılı bir fotoğrafını çekti ve bizimle paylaştı. Ee, i̇şte bu burada bir Mars krateri görüyoruz ve yakından bakarsak yapılarında dev bir örümcek ağını andıran karanlık oluşum kümelerini görüyoruz. Uzaklaştırdığınızda ise fotoğraf manzara boyunca da hareket eden çok sayıda örümcek ağ varmış gibi gözüküyor. İşte bunun önemi de aslında bu tür arazi kabartılarının yüzeyin altına meydana gelen buzun süblimleşmesinin bir sonucu olduğu iddia ediliyor. Yani aslında hala Mars'ta su var mı? Ee, bunun bir acaba kanıtı mıdır bu işte örümcek ağına benzer görüntüler? Şu anda bu aslında araştırılıyor. Uçaklarda türbülanstan korkuyorsanız eğer güzel haber. Şimdi bir teknolojiden bahsedeceğim. Bu da uçaklardaki türbülansın önüne geçecek gibi duruyor. Ee, öyle ki şimdi uçaklar tabi. Ee, özellikle iklim krizi ve iklim değişikliğiyle beraber e, çok daha fazla türbülansa girmeye başladı. Ee, Avusturyalı bir e, Viyana merkezli bir şirket, türbülans sorunu büyük ölçüde çözecek bir sistem geliştirdiğini duyurdu. Öyle ki Turbulence Solutions firması yani türbülans e, çözümleri ismi üzerinde de ismiyle müstesna e, bu firma sensörler lider ve uçuş kontrol yazılımından oluşan bir karışımla e, akımları izliyor, tahmin ediyor ve yöneterek türbülansın sonuçlarını azaltmaya amaçlıyor. Yani aslında süspansiyon sistemi gibi e, bir yandan e, uçağın gidiş altındaki verileri izleyerek daha sonra onu e, bir şekilde verilerle beraber onu süspanse etmeye yarayan bir e, Teknolojiye sahip olduklarını söylüyorlar. Teknolojiyle beraber de yolcular tarafından hissedilen türbülansı da yüzde 80'den fazla azaltabileceklerini söylüyorlar. Peki nasıl çalışıyor bu teknoloji? Sistem uçağın kanatlarına takılan e, sensörlü 2 metre uzunluğundaki çubuklardan oluşuyor ve uçağın gövdesinin farklı kısımları boyunca hava basıncındaki küçük dalgalanmaları da tespit edebiliyor ekipmanlar koşullara bağlı olaraksa kanatlarda da ince ayarlamalar e, yapabiliyor bu teknoloji toplanan veriler uçağın kontrol yüzeylerini milisaniyeler içinde dengelemeye karar veren bir turbulence Suppressing programla besleniyor. Yani aslında işte onu dediğim gibi kendi içinde o türbülans olduğu zaman eee ediyor diyebilirim. Firmaya göre insanlı gösteri uçaklarıyla yapılan uçuş testleri yolcular tarafından hissedilen türbülans yüklerini %80'den fazla azaltmaya yardımcı olarak olumlu etkileri şimdiden doğruladılar. Fakat Uçak, küçük gövdeli uçaklarda şu ana kadar test ettiler. Ticari olan uçaklarda daha test etmediler. Onların da şimdi testlerine başlayacaklarını söylüyorlar. Yeni bir araştırmaya göre ölümcül açık hava, türbülansı iklim değiştikçe artan bir eğilime tanık oluyor. Ve 1979'dan 2020'ye kadar dünyanın en yoğun hava rotalarından biri olan Kuzey Atlantik üzerindeki yıllık toplam şiddetli türbülans uzunluğu %55 oranında artış göstermiş durumda. Yani hava yolu türbülansa bağlı olarak yılda onlarca milyon dolarda e, zararı göstermek zorunda kalıyorlar. Yani uçakları bir şey hani ol yani uçak düşmüyor bir şey olmuyor gibi de düşünmemek lazım e, uçaklara tabii ki o turbulanslarda farklı farklı zararlar verebiliyor. İşte onların da zararlarını daha sonra uçak şirketleri de karşılamaları gerekiyor. Ama yine burada aslında iklim krizine de değinmiş oluyoruz. E tarihteki şu anda en büyük bu arada enerji dönüşümü gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sene güneş enerjisi kapasitesi diğer tüm kaynakların toplamından daha fazla artış gösterdi. Güneş enerjisindeki büyüme diğer enerji türleriyle kıyaslandığında tarihteki en büyük büyüme rakamı diyebiliriz. Bu büyüme hızı sürdürülebilirse eğer 2050 yılından önce fosil yakıtlardan tamamen kurtulmak mümkün olacak. Geçtiğimiz sene güneş enerjisi kurulu gücü ilk defa 1 teravatı geçmiş durumda. Bu sene de rekor kırarak 300 gigawatt'lık bir kapasitenin de eklenmesi bekleniyor. Eğer senelik %20 seviyesinde bir büyüme rakamı tutturulabilirse 2031 yılında 6 terawatt'lık kapasiteye ulaşılacak. E, bu rakam kömür, gaz, nükleer ve hidroelektrik santrallerinin toplamından daha fazla bir kapasiteye bu arada tekabül ediyor. Fosil yakıt santralleri inşası artık gittikçe azalıyor ve var olanlar da artık peder kapatılmaya da çalışılıyor. Güneşin dünya elektrik üretimindeki payı henüz %5 seviyesinde olsa da hızla yaygınlaşmaya başladı ve kişi başına düşen güneş ve rüzgar kapasitelerine baktığımızda da Avrupa ülkelerinin de üstünlüğünü görüyoruz. Güneş enerjisinin peki yaygınlaşması bize neler sağlayacak? Güneş enerjisinin ve diğer yenilenebilir kaynakların bol ve ucuz olması elektrifikasyona ve bunun sonucunda fosil yakıtlardan kurtulmamıza yardımcı olacak ee, başka neler olabilir diye bakacak olursak da içten yanmalı araçların yerine elektrikli araçların e, alması, ev ve iş yerlerindeki doğal gazla çalışan kombi ve ısıtıcıların yerine elektrikle çalışan ısı pompalarının alması, e, sanayideki gaz fırınlarının yerine elektrikli fırınların alması gibi de e, farklı farklı e, güneş enerjisi ve yenilenebilir enerjinin de e, yararları olacak. E, tabii tüm bu elektrifikasyon sonucunda da elektrik üretiminin iki katına çıkması bekleniyor. Hatta kimya endüstrisinde gelişmiş olan ülkelerde bu üretim üç katına çıkabilir. Şimdi 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara çıkması da ayrıca bekleniyor. Bu kadar nüfusa yetmesi için de yılda 200 bin teravat saat elektrik üretimine ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın 3'te 2'sinin güneşten, üçte birinin rüzgar, hidroelektrik ve diğer kaynaklardan sağlandığını mesela düşünelim. Bu mümkün olur mu? Eğer 2050 yılına kadar %21 büyüme oranı yakalanabilirse, Evet mümkün. 2050 yılına kadar 80 terawatt kapasiteye ulaşılabilirse bu kapasite yılda 130 terawatt saat elektrik üreterek diğer yenilenebilir kaynakların da yardımıyla karbon sıfır bir dünyaya bizi ulaştırabilir. Yani uzun vadede bolca güneş panelleri yapacak materyallere sahibiz. Güneş sınırsız enerji kaynağı olarak milyarlarca yıldır zaten parlıyor tepemizde. E, panellerin yapımında kullanılan silisyum ve kumun temel yapı taşı da bolca dünyada bulunuyor. Çelik, alüminyum gibi materyaller de bol miktarda var ve tamamen geri dönüştürülebiliyor. E, dolayısıyla hani artık ee, tamamen yenilebilir enerjiye geçebilmek için e, hiçbir engel yok ve güzel haber şu ki e, bununla beraber de e, iklim kriziyle e, savaşma konusunda da çok çok büyük bir e, adım atmış olacağız ve böylelikle de e, bu e, özellikle dünyanın ısınmasının önünde de e, ki önemli olan bu engelde kalkmış olacak. Geçtiğimiz hafta bir güneş arabası, güneş panelleriyle çalışan bir arabadan bahsetmiştim. Eindhoven Üniversitesi'nin yaptığı Stella Terra isimli araba Sahara'ya gidecekti ve 1000 kilometreye yaklaşık bir yol yapacaktı. Onu bu hafta tamamladı. Başarıyla tamamladı. öncelikle ondan da bir bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta çünkü bunu konuşmuştuk ve demiştik ki acaba şu anda elektrikli araçlar Hibrit ya da içten yanmalı motorlu araçlar kadar ya da onlardan daha temiz mi diye sormuştuk. Bugün ona bakalım istiyorum. Acaba elektrikli araçlar içten yanmalı motorlara kıyasla acaba daha mı temiz diye bakacak olursak aslında bu grafikte Visual Capitalist'ten aldım bu grafiği. Baktığımızda aslında elektrikli arabaların şu anda özellikle yapımında neredeyse ee, i̇çten yanmalı motorlu e, arabaların yapımına kıyasla e, çok daha fazla karbon salınımı e, yaptığını görüyoruz. Yani %14'lük bir e, karbon salınımı var burada. Özellikle bunun geliştiği sebebi de e, bataryalarının yapımı. E, ve sonrasında e, elektrikli arabaları kullanırken hangi... E, şimdi elektrik alıyoruz ama o elektrik şebekeleri nereden elektriği alıyor? Yenilenebilir kaynaklardan mı yoksa diğer e, kaynaklardan mı? Karbon salınımına e, dahil olan kaynaklardan mı alıyor? E, şimdi genel olarak daha fazla yenilenebilir e, enerji çok daha az. E, o yüzden de bu %26'lık kısma baktığımızda da yani bu yenilenebilir kaynaklara döndüğünde tabii çok büyük bir aslında e, karbon salınımında azalma olacak elektrikli araçlarda ama hala e, karbon salınımında yüksek olan e, enerjiden aldığı için de e, şu anda elektrikli araçlar hala e, ve neredeyse içten yanmalı motorlu araçların yapımı kadar hani ondan tabii ki daha az ama yine de çok büyük bir fark yok karbon salınımına baktığımızda e, yine de o, o konuda da e, bir açıklığa kavuşturmak istedik aslında. E, çünkü hani elektrikli araçlar evet kullanılırken de e, Belki içimiz rahat ediyor ama gerçekten ne kadar içimiz rahat etmeli? Çünkü şu anda evet çok daha fazla elektrikler aç olmaya başladı belki İstanbul'da da çok fazla görüyorum. E, tabii ki geçilmeli ama o zaman e, mesela elektrikli elektriği aldığınız şebekelerin yenilebilir elektrikten beslendiğine de dikkat etmek lazım ve bir yandan da bu elektrikli araba üreticilerinin hem Türkiye'deki üreticilerin hem dünyadaki üreticilerin de bu üretimlerinin karbon sıfıra yakın şekilde seyretmesine de önem vermeleri gerekiyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine karbondioksit değerinden bahsedeceğiz. İlk önce Eylül ayına bakalım. Eylül ayının karbondioksit değeri 418.51 ppm seviyesinde. Şu ana kadar baktığımızda Eylül e, sıcaklık rekorlarında e, fark yarattı diyebiliriz. E, dünya genelinde Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından da e, bakıldığında e, Eylül ayı gerçekten e, bir, ön, ön, bir önceki yıllara göre çok daha yüksek seviyede geçti. 2023 yılı kayıtlarına baktığımızda geçmiş en sıcak yıl olma yolunda gidiyor. Haziran, Temmuz Ağustos ve Eylül ayları tüm sıcaklık rekorlarını maalesef Kırdı. Ve şu ana kadar Antarktika'daki buzullarda hiç erimediği kadar fazla bu yaz ve eylül ayında erimiş. Dolayısıyla hani eylül ayının da yine bu seneki temmuz ayı gibi ya da diğer yaz ayları gibi sıcak geçtiğini söyleyebiliriz. PPM seviyesi de şuydu her hafta bunu hatırlatıyoruz. 430 PPM seviyesine ulaşırsak eğer dünya genel olarak... 1,5 derece ısınacak demek. 2 derece ısınması halinde de bu seviye 450 ppm olacak. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda yani ilk Ekim ayına, Ekim ayının ilk haftasına baktığımızda ise 418.53 ppm seviyesinde olduğunu görüyoruz. E, tabii bütün bunlar da 30 Kasım'da başlayacak. COP28'de e, konuşulacak diye tahmin ediyorum. Birleşmiş Milletler de orada olacak ve bu zirvede de hani ne yapılması gerektiği konusunda konuşulacak. Paris Anlaşması ne durumda? Ülkeler ona uyuyor mu, uyacaklarına dair sözler verilmişti ama şu ana baktığımızda dünyadaki sıcaklık seviyesine baktığımızda 1.2 derece santigrat derece zaten şu anda küresel olarak maalesef dünya ısındı. Dolayısıyla 1.5 seviyesine artık çok yaklaştı. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? İşte onun için de her hafta bu konuya da dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu hafta da yine TMT programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.